Herkese merhaba, ben Tolga Özbek. Geçmiş Ramazan bayramınız mübarek olsun diyerek bu haftanın gündem videosuna başlamak istiyorum. Bu gündem videosu aslında biraz geç yayınlanıyor. Onun nedeni de şu, normalde bir gündem videosu çekmiştim. Ancak geçtiğimiz o cumartesi gecesi İran'ın İsrail'e doğru attığı 300'e yakın balistik füze, seyir füzesi ve kamikaze İHA'nın arkasından tabii ki gündemi değiştirmek durumunda kaldık. Gazetecilik tabiriyle manşeti yıktık. Yeni bir video çekiyorum size. Gelişmeleri aktarmaya dilim döndüğünce gayret göstereceğim. Evet, manşet konumuz İran'ın gerçekleştirdiği saldırı. Son dönemlerde özellikle işte Suriye İç Savaşı arkasından yaklaşık 6 ay geçti üzerinden. İsrail'in Gazze'ye yaptığı orantısız güçle artık soykırıma doğru giden hareketler, çünkü bunun soykırım olarak belirtilmesi için bir Birleşmiş Milletler'den karar alınması lazım. Bölgedeki tansiyon oldukça yükselmiş durumda. Burada tabii bütün oklar İsrail'e çevriliyor ve İsrail 1 Nisan'da çok ilginç bir hava operasyonu yapıyor Suriye'ye karşı. Ve İran Büyükelçiliğini, Şam'daki İran Büyükelçiliğini vuruyor. Bu operasyon sırasında 7 kişi hayatını kaybediyor bu saldırıda ve bunların ikisi İran'ın bölgede Suriye kuvvetlerine destek veren devrim muhafızlarının iki üst düzey tuğgenerali ve birlikte oldukları diğer askeri yetkililer. Bunun sonrasında da İran 1 Nisan'dan bu yana İsrail'e bir misilleme yapacağını söyleyip duruyor ve adeta işte bölgedeki Amerikan gemileri, İngiliz üsleri, İsrail epey böyle bir diken üstünde beklerken saldırı geçtiğimiz o cumartesi gece 22 itibariyle başladı. İran topraklarından, aynı zamanda Lübnan'dan ve Yemen'den İsrail'e doğru balistik füzeler, kamikaze İHA'lar ve seyir füzeleri atılmaya başlandı. Ve bunların da İsrail açıkladığı %99'luk bölümü bir şekilde hava savunma sistemleri tarafından bertaraf edildiği ifade edildi. 7 adet balistik füzenin İsrail'in aynı zamanda F-35 uçaklarında kullandığı Nevatem hava üssüne düştü. Ancak üste öyle bir kalıcı bir hasar olmadığı, hatta ertesi gün bölgede uçan F-35 uçaklarının bu Nevatem üssüne indiği görüntüleri de İsrail kamuoyuyla paylaşmış oldu. Şimdi bu saldırının biraz detaylarına bakalım. Öncelikli olarak bir balistik füze gerçekten etkili bir silah. Uzun menzilleri vurabiliyorsunuz. Attığınız, hatta hedefin vuruş kabiliyetiniz, vuruşun daha doğrusu o sistemin cep olarak adlandırılan ne kadar hassasiyetle vurduğu çok büyük önem arz ediyor. Çünkü o füzeyi atıyorsunuz, balistik füze uzaya kadar çıkıyor, tekrar dalışa geçiyor, çok yüksek bir hızla hedefine doğru ilerliyor. Karşılık verebilmek oldukça güç, o fırlatılış ve düşüş anı arasında dakikalar var. Çok iyi gözlemlemeniz, karar vermeniz, hesaplamanız ve bölgedeki yakın hava savunma sistemlerini aktif olarak o bekleyen sistemi düğmeye basıp vurmanız gerekiyor. Şimdi İsrail'in tabii bölgede, İsrail toprak olarak çok büyük bir ülke değil. Daha küçük alanları bu tür hava savunma sistemleri daha etkin olarak koruyabiliyor. Herkesin tabii aklına gelen demir kubbe sistemi var. Ama İsrail katmanlı bir hava savunma sistemine sahip bölgede. Demir kubbe aslında onun en aşağıdaki alçak irtifadaki hava savunma sistemini oluşturuyor. Demir kubbenin hemen üzerinde Patriot'lardan, Amerika'dan alınan Patriot'lardan oluşan bir başka hava savunma sistemi var. Onun bir üstünde Davud'un sapanı olarak adlandırılan bir üst katman var ve en üst katmanda da Arrow olarak adlandırılan antibalistik füze vurabilen bir katmanlı sistemin en üstünü oluşturuyor. Gerçekten İsrail buna çok ciddi para harcıyor. Örneğin yaklaşık 300 adet işte İHA'dır, seyir füzesidir, balistik füzedir bu yapılan saldırıya İsrail'in hava savunma için işte attığı füze, kaldırdığı uçaklar, alarmize ettiği personelle birlikte yaklaşık 1.3 milyar dolar harcadığı ifade ediyor. Bu gerçekten dehşet bir para ama üzerinize gelen 300 o adet işte füzedir, İHA'dır, kamikaze İHA'dır. Onları da bertaraf etmeniz için de hani belki 1.3 milyar dolar çok ciddi bir para gibi gözükse de
o 300 tane gelen silahı etkisiz hale, %99 oranıyla etkisiz hale getirmesi. Bu da oldukça ilginç bir saldırı. Bir taraftan bakacak olursak etkilerine, işte İran kendi kamuoyuna ben İsrail'in bu yaptığı saldırıyı cevapsız bırakmadım ve ona 300 tane işte füze, İHA falan bunları yolladım olarak kendi içine bir mesaj verdi. Diğer taraftan işte İsrail de bu savunmayı gerçekleştirerek aslında bölgede ona son dönemlerde bu Gazze olayları nedeniyle mesafeli yaklaşan Amerika'yı ve İngiltere'yi tekrar yanına müttefik olarak çekti. Çünkü bunların vurulmasında Amerikalılar ve İngiltere çok büyük bir destek verdi. Hatta şöyle söyleyeyim size. Özellikle mesela Yemen'den atılan balistik füze veya atılan kamikaze dronların, İHA'ların, seyir füzelerinin İsrail'e doğru gidişleri sırasında bunların önemli bir kısmı Amerikan donanmasının attığı hava savunma füzeleriyle düşürüldü. Keza İngiltere Kıbrıs Rum kesimi yakınlarındaki üssünden, Kıbrıs adasından kaldırdığı uçaklarını bölgede devreye uçuşu yaptırdı. Muhtemelen bunların Eurofighter olduğunu düşünüyorum. Hatta tanker uçağı bölgedeydi. Sinyal istihbaratı uçakları bölgedeydi. Onlar da erkenden bu radar gelişlerini radarlar üzerinden gördüler. Ve hava savunma füzelerini atarak, havadan havaya atılan füzeleriyle birlikte bu tür işte kamikaze, İHA, seyir füzesi gibi silahları havada vurdular. Burada ilginç bir noktayı da ifade etmek isterim. Bazı füzelerin vuruşları örneğin Ürdün hava sahasında gerçekleşti. Keza radar açısından destek anlamda Suudi Arabistan'da bu konuda İsrail'e destek verdi. Ve bu saldırının bertaraf edilmesinde önemli bir katkıya sahip oldu. Bunlar da gerçekten çok çok önemli konular olduğunu açıkçası ben düşünüyorum. Bakalım ilerleyen günlerde bu nereye doğru gidecek, ne yapılacak? İşte İran mutlu, ben attım füzelerimi, İsrail'de cevabımı verdim diyor. Diğer taraftan İsrail'de ben karşı cevap hakkımı henüz saklı tutuyorum diyor. Sonuçta baktığınız zaman bu Orta Doğu coğrafyasının çok önemli iki ülkesi. Komşu bile değiller birlikte. İşte Suriye var, Irak, arkasından İran var İsrail açısından baktığımız zaman. Ama sonuç olarak burada Türkiye olarak çok dikkat etmemiz gereken bir dönemdeyiz. Her tarafımız işte bakıyorsunuz Ukrayna'da savaş var, Rusya'yla savaşıyorlar. Aşağı giderek kaynıyor. Hani hatta böyle İsrail, İran birbirlerine bir şeyler yapıyorlar, ediyorlar. Bu açıdan Türkiye'nin çok çok dikkat etmesi gerekiyor. Ve buradan da tabii bir kere daha ifade etmekte fayda var. Hava savunma sistemi çok çok önemli. Türkiye uzun yıllar bu sistemin eksikliğini hissetti. İşte arkasından işte Patriot alımları, Amerika'dan teknoloji transferi talebinin reddedilmesiyle birlikte Türkiye'nin Rusya'ya dönüp S-400 hava savunma sistemi tedarik etmesi ve tabii ki bunu da elindeki veya NATO sistemine entegre edememesi. Bir yandan bu alım sonrasında Amerika'nın Türkiye'ye F-35 teslimatını durdurması, bu hep böyle hava savunma füzeleri üzerinden giden durumlar. Bir taraftan da Roketsan ve Aselsan'ın birlikte geliştirdiği kendi yerli Hisar, arkasından Siper gibi hava savunma sistemleri. Daha biraz daha gidecek yolumuz var. O hava savunma çalışmaları fena gitmiyor. Ama burada İsrail örneğinde olduğu gibi bunları katmanlı olarak değerlendirmek gerekiyor. Alçak irtifa, orta irtifa, yüksek irtifa ve balistik füzelere karşı atılacak adımlar çok çok önemli. Sadece iş füzeyle de bitmiyor. Bunların tespit edilmesi için radar sistemlerinin, erken uyarı sistemleri en az füzeler kadar önemli. Bu sistemleri sadece böyle büyük balistik füzeler olarak düşünmeyin. Terör örgütünün kullanacağı dronlar veya çok basit, çok ufak hava araçlarıyla yapılacak olan saldırılarda da bu erken uyarı sistemleri aktif rol oynuyor. Bu açıdan Türkiye'nin kendi milli sistemlerini hızlı bir şekilde geliştirmesi, bunları sahada kullanıma sunması ve testlerinin gerçekleştirmesi büyük önem arz ediyor. İşte İsrail bu yaşanan olaylardır, işte yıllardır İşte Lübnan tarafından Hizbullah'ın attığı işte havan topları, top atışları, çok basit füze sistemleriyle birlikte başlayan bu tecrübe çok önemli bir altyapı İsrail'e kavuşturmuş durumda. Benzer yapıda da Türkiye çalışmalarını devam ettiriyor.
Bu açıdan Türkiye'nin çok hızlı bir şekilde bu sistemleri geliştirmesi gerekiyor. Şimdi tartışma konularından bir tanesi de bunlarla ilgili. Malum işte İsrail'le ticaret durduruldu. Arkasından gündemdeki konulardan bir tanesi de Kürecik Radarı. Şimdi Kürecik Radarı nedir? Biraz da bu gündem konumuzda ne ile karıştırılıyor, ne yapılıyor biraz size anlatmak istiyorum. Kürecik Radarı aslında 2010 yılında Lizbon'da yapılan NATO toplantısında gündeme gelen bölgedeki kurulacak çok gelişmiş radar sistemleriyle balistik füzelere karşı bir erken uyarı sistemi kurulması amacıyla bir anlaşma yapıldı. Türkiye biraz başta soğuk baksa da bu anlaşmaya, daha sonra işte görüşmeler gerçekleştirildi. İddia o ki Türkiye bu radarın göreceği bilgileri İsrail'le paylaşılmaması, sadece NATO içinde olması şartıyla bu sistemin kurulumuna izin verdi ve 2012 yılında Malatya'da Kürecik yakınlarına bir radar istasyonu kuruldu ve bunlar Amerika Birleşik Devletleri tarafından kuruldu. Buradaki üsse ANTPY-2 olarak adlandırılan çok uzun menzilli bir radar sistemi yerleştirildi. Bu radarın yaklaşık o dönemdeki maliyeti, işte 2012 yılı yaklaşık üzerinden 12 yıl geçmiş, 200 milyon dolar. Ama bu radar teknolojisini çok fazla Amerika Birleşik Devletleri böyle ülkelerle paylaşmıyor. Çok yakın olan, ona da avantaj sağlayacak ülkelere satıyor. Bu radardan bir tanesi Malatya Kürecik'e kuruldu. İsrail'de var aynısı, Amerikalıların kurduğu. Ve bir tanesi de Birleşik Arap Emirlikleri'nde kuruldu. Yani aslında bu üç radar bakış açısı itibarıyla İran başta tehdit tabii ki, gelebilecek füzelere karşı böyle bir ciddi bir geniş uzun bir menzilde görme imkanına sahip. Ama tabii ki dünya yuvarlak olması nedeniyle bu radarın yaklaşık 4000 kilometre üzerinde bir menzili var. Ama işte coğrafi, yapı ve dünyanın yuvarlaklığı ile birlikte yaklaşık Malatya Kürecik'teki radar bu füzeler atıldığı zaman etkili menzil olarak 1000 kilometrede görüyor. Bu radar üssü içerisinde yaklaşık resmi bilgilere göre 15 Amerikan personeli görev yapıyor. Bu sadece bir radar anteni burada kurulmuş. Gerekli bölgeyi tarıyor ve aldığı sinyalleri Almanya'da bulunan NATO karargahına aktarıyor. Bu karargah operatörler burada herhangi bir füze mi atıldı, bu nereden geliyor, ne yapıyor gibi çok kısa süre içerisinde değerlendirip gelen bir antibalistik füzenin vurulması için ilgili noktalardaki üslere talimat geçiyor. Nedir bunlar? İşte Romanya'da kurulan hava üssüdür veya Karadeniz'de dolaşan NATO'nun farklı ülkelere, Amerikan gemilerine verdiği görevle bu bölgede dolaşan füze atabilen gemilere talimatı vererek bu balistik füzelerin vurulması hedefleniyor. Şimdi tabii burada bilmiyoruz. Bu bilgiler radar görüyor, NATO'ya aktarılıyor. Amerika İsrail'le paylaşıyor mu veya başka bir yaklaşım var mı bunu bilmiyoruz ama bu radar üssünün kurulma amacı bölgeden gelecek antibalistik füzeler, bunların takip edilmesi. Ama tabii Türkiye'nin de bir anlaşmaya koydurduğu bir madde var. Buradan tabii Amerika tutar kendisi verir, başka bir şey yapar, onu açıkçası bilemiyoruz ama sonuçta bu NATO operasyonu için kurulmuş bir radar üssü olduğunu belirtmemizde fayda var. Bu yaşanan son İran'ın hamlesiyle birlikte bölgenin tabii ki sivil havacılık açısından Irak, zaten Suriye hava sahası kapalı, Lübnan, İran hava sahaları Ürdün'le birlikte kapatılmış durumda. Ve zaten son birkaç gündür tansiyonun artmasıyla birlikte birçok havayolu şirketi de İran uçuşlarını durdurmuştu. Operasyonun başlamasıyla birlikte İran hava sahasını tüm sivil yolcu uçaklarına, sivil uçuşlara kapattı. Ve aynı zamanda İran, Türkiye'deki işte Türk Hava Yolları, Pegasus gibi şirketler arasında çok önemli bir pazar. Çok fazla noktaya Türk şirketleri sefer gerçekleştiriyor. Onların da hatta o bölgeye giden uçakları bizim hemen dönerek tekrar İstanbul'a iniş gerçekleştirdiler. Şu anlık oraya yapılan seferler belirli bir dönem için askıya alınmış durumda. Türkiye için bölgenin en büyük taşıyıcılarından birine, Türk Hava Yolları'na ve tabii ki Pegasus Hava Yolları'na sahip Türkiye. Özellikle İstanbul'dan yapılan aktarmalı uçuşlara, İsrail uçuşları yapılmıyor. İsrail'den çok sayıda geçmişte turist gelip aktarmalı olarak Türk Hava Yolları'yla uçuyordu. Aynı şey Pegasus için de geçerli.
İran'da bir benzer durum mevcut. Ben hatırlıyorum Amerika uçuşlarında hem İran'dan hem İsrail'den çok fazla transit yolcuyu Türk Hava Yolları taşıyor. Ve tabii ki bu durumda oluşan, işte İsrail'le yaşananlar belli. İran'da da son dönemde uçuşların durması bu iki şirketimiz için de aslında ciddi bir yolcu kaybı. Ama savaşlarda tabii ki sivil havacılık duruyor ve sefer yapılmıyor. Riske atılmaz tabii ki bu durumlarda. Bu gelişmeyi de bu şekilde belirtmemde size fayda var. Antalya'da bir teleferik faciası yaşandı ve teleferikte çok sayıda vatandaş mahsur kaldı. Teleferiklerinden bir kabinde direğe çarparak ne yazık ki alt bölümü parçalandı. Bir kişi hayatını kaybetti. Yaklaşık 3 civarında ağır yaralı var. Ama tabii kurtarılmayı bekleyen insanlar saatlerce teleferik kabinleri içerisinde kaldı. Şimdi burada İlk bu teleferiklere müdahaleyi kurtarma operasyonunu Antalya'da konuştu bulunan Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait AB-412 helikopterleri gerçekleştirdi. Bu helikopterlerin dışında özel bir kurtarma vinci var. İki pilotla beraber bir arama kurtarma personeli, bir de içerideki kameraları kontrol eden ikinci bir operatör daha var. 4 kişilik uçuş ekiplerine sahipler. Bunlar geldiler. O vinçleriyle oradaki vatandaşlarımızı tek tek kurtardılar. Fakat tabii ki sonrasında gece şartları destek amacıyla Jandarma Genel Komutanlığı'nın gece görüş sistemlerine sahip helikopterleri bölgeye getirildi. Halen jandarmada S-70 TUSAŞ'ın yaptığı T-70 helikopterlerin gece görüş sistemleri mevcut. Mi-17 helikopterlerine de gece görüş sistemi özelliği kazandırılmıştı geçen sene. Ve bu helikopterler ilk sınavlarını ne yazık ki geçen sene Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde görev yapmışlardı. Bu helikopterlerimiz bölgeye geldi. Aynı zamanda Konya'dan da AS-532 Cougar helikopteri, o da gece görüş sistemiyle gelerek o dağın yüksek irtifasında inanılmaz rüzgarların, türbülansların olduğu bölgede vatandaşlarımız o kabinden tek 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 kurtarıldı. Şimdi askeri kuvvet dediğimiz zaman tabii ki bir işte F-16'ya takılan bomba çok çok önemli veya bir hava savunma sistemi çok çok önemli, ama başta jandarma, sahil güvenlik olmak üzere bu tür birimlerin helikopterleri sadece askeri amaçlı, asayiş amaçlı değil. Gün geldiği zaman böyle bir felakette arama kurtarmaya çok büyük destek veriyor. Ve burada ekipler gece görüş gibi gerçekten operasyonun çok zor olduğu şartlarda gayet başarılı insanlarımızı kurtardılar. Normalde helikopterler gece uçabiliyor. Hava araçları gece uçabilir, ama örneğin tek motorlu bir uçakta bir havalimanından diğerine yüksek irtifadan gidersiniz. Helikopter için de aynı durum geçerlidir. Eğer siz farklı bir noktaya, havalimanına değil de havalimanı size yaklaşma anlamında işte sinyaller veren, seyri seferinizi sağlayan sistemler var. Ama atıyorum bir otoyola ineceksiniz, kaza olmuş, orada insanları kurtaracaksınız. Dağın başında teleferik kazası geçirmiş insanları, o tek tek metrelerce yukarıda o. Onları böyle tek tek vincinizde alıp kabinize götürüp indirip kaldıracaksınız. Bu tür operasyonlar geldiği zaman önünüze gece görüş sistemi çok çok önem arz ediyor. Gece görüşün özel eğitimi var. Helikopterin özelliklere sahip olması lazım. Pilotlar kasklarının üzerine takıyorlar gece görüş sistemlerini ve gerçekten çok ciddi o renk farklılıklarının tespiti ve çok zorlanarak gözleri yoruyor, insanları zorluyor ve bunu tek tek kurtarıp alıyorsunuz. Ve bu zorlu operasyon için de eğitiminizin çok iyi olması gerekiyor. Sonuçta eğitiminiz iyi değilse, hazır değilseniz o kurtarma operasyonu Allah korusun bir felakete dönüşebilir. İçinde o kazazedelerle o helikopter Allah korusun düşebilir. Ama bu sınavı gerçekten sahil güvenliğimiz, jandarma genel komutanlığımız, hava kuvvetlerinin, kara kuvvetlerinin helikopter pilotları başarıyla tamamladılar ve gerçekten çok sayıda vatandaş buradan tek tek alınıp kurtarıldı. Bu açıdan çok önemli. Bir yandan da jandarma genel komutanlığı bu gece görüş sistemleriyle, hatırlayacaksınız bir önceki videomuzda size yeni bir yangın söndürme sistemi hakkında bilgi vermiştik. Onlarla birlikte bu yıl yangın söndürme operasyonlarına yedek kuvvet olarak görev yapmak üzere çalışmalarını tamamlamış, eğitimlerini yapmış durumdalar. Umarım bu tür felaketler başımıza gelmez. Uçmak nasip etmesin, ama eğitim olarak her an
sadece savaşa değil, bu tür operasyonlara da ekiplerin hazır olması büyük önem arz ediyor. Bayram sırasında tabii biraz gündem azıcık yavaştı. Ramazan'ın arkasından 3 günlük bayramda işte büyüklerimizin ellerinden öptük, küçüklerimize el öptürdük. Bir araya geldik, böyle bir bayram yaşadık. O yüzden biraz gündem açıkçası yavaş yavaş gitti. Geçen haftanın bir başka önemli konusu da Baykar'ın geliştirdiği DİHA, dikine havalanan, kalkan adı verilen insansız hava aracıydı. Bu hava aracı özellikle deniz platformları için tasarlandı. 4 adet elektrikli motora sahip, 1 adet de benzinli motora sahip. Elektrik motorları dikine kalkış ve inişte özellikle katkı sağlarken benzinli motor da havadaki seyri gerçekleştiriyor. DİHA sistemi 30. test uçuşunu tamamladı. Baykar'ın verdiği bilgilere göre 14.500 feet irtifaya kadar çıktı ve toplam uçuş süresi 7 saate ulaşmış durumda. Bu DİHA'nın bir başka özelliği BG-160 olarak adlandırılan Baykar'ın kendi imkanlarına geliştirdiği bir kamera taşıması. Bu da tabii ki sistemin millileştirilmesi açısından önemli bir adım. Aynı zamanda benzinli motorda da bir Türk şirketinin ürünü. Bu da bu sistemin öne çıkanlar arasında ama Baykar gerçekten işte Akıncı'nın yeni modelleri, Kızıl Elma'nın test uçuşları, TV3 projesi derken DİHA biraz bunların gölgesinde kalmış durumda. Umarım en kısa zamanda testleri, uçuşları tamamlanır. İlk kullanıcı olacak Türk Deniz Kuvvetleri'nin envanterine girer. Çünkü insansız sistemler giderek küçülüyor. İşte en son bu İsrail saldırısındaki mesela kamikaze İHA'lar, FPV olarak adlandırılan o Ukrayna'nın yaptığı minicik ticari dronların Rus tanklarına yaptıkları gerçekten biraz boyutlar küçülüyor. Farklı farklı yerlere gidiyor. Ben de umarım DİHA'yı en kısa zamanda envanterde görürüm ve bu açıdan hani dediğim gibi biraz gölgede kalmış ama çalışmaların hızla devam ettiğini belirtmemde fayda var. Bayram sırasında ben sistem üzerinden haberleştirdim. İtalyan donanmasının envanterinden çıkan 3 adet denizaltı özel bir gemiye kondu ve söküm için İzmir'in Alea ilçesindeki gemi söküm merkezine doğru yola çıktı. 1970'lerin sonunda projelendirilmiş Saura sınıfı 3 adet denizaltı bunlar ve toplam İtalyanlar 8 adet bu sınıfta Saura sınıfı denizaltı imal etmişler. Bunların 4'ü emekli edilmiş. O emekli olan 4'ten 3'ü, dilim döndüğünce söyleyeceğim onların isimlerini size. Carlo Feija di Casato, Leonardo da Vinci, en kolay söylemesi buydu. Guglielmo Marconi, 3 denizaltı söküm için Alea'ya doğru yola çıktı. Muhtemel gelmiştir diye tahmin ediyorum. Bunlar 1970'lerin sonunda tersaneler tarafından üretim başlanıyor. Arkasından denize indiriliyor. 80'ler, 90'larda yoğun olarak kullanılıyor ve 2000'ler, işte 2007'ler, 2008'ler denizaltıya göre de değişiyor. Envanterden çıkartıldı. Bir süredir bu denizaltılardan en azından bir tanesinin müze olarak kullanılması gibi girişimler oldu ama açıkçası birkaç yıl sergilendikten sonra tekrar hurdaya çevrimi söz konusuydu bunların. Bu denizaltılar 3 şaflı dizel motorlu ve 1 adet de elektrik motoruna sahip. 4600 kilometre menzilli ve 6 adet torpido kovanına sahip olan denizaltılardı. Bakalım söküm işlemleri gerçekleştirecek. Ama tabii şunu belirtmemde fayda var. Hatırlayacaksınız, bu söküm olayıyla ilgili birkaç yıl evvel Brezilya'dan emekli edilen uçak gemisi Sao Paulo ile ilgili video hazırlamıştık ve bu gemi çok yüksek asbest oranı ile Alea'ya gelmesi işte çevrecilerin başta attıkları adımlarla engellenmişti. Ne yazık ki gemi söküm işlemleri biraz geri kalmış ülkelerde yapılıyor. Bangladeş, Pakistan, Hindistan bu işin çok önemli merkezlerinden bir tanesi. Türkiye'de de Alea. Çünkü bu tür İşte bunu sökmek, asbest nedeniyle bunlar oldukça riskli operasyonlar. İşte Türkiye'nin de buna girmesi, hatta bunun da İzmir'de yapılması her zaman tartışılıyor. Bakalım bu denizaltılar da sökülecek ve hurda olarak metalleri değerlendirilecek. Böylece dünyada da bir ekonomi oluşmuş durumda. Bunu da belirtmemde fayda var. Bir geminin üzerine konarak getiriyor. Videoyu veremiyorum size ama fotoğraflar paylaşıyoruz. Bakalım nasıl bir söküm olacak, neler yapılacak? Ben de açıkçası merakla takip edeceğim bu konuyu. Son konumuz amatör pilot ve aynı zamanda yazar Mehmet Coral'ı kaybettik. Mehmet Coral 1946'da İzmir'de doğdu. Uzun yıllar amatör havacılığı olarak tek motorlu uçaklarla dünyanın farklı noktalarına hem de Türkiye'de uçtu.
En son İstanbul Havacılık Kulübü'nde kendisi uçuşlar gerçekleştiriyordu ve 1990'larda da yazarlığa başladık. Çok sayıda kitap hazırladı. Bunlar arasında Bizans'ta Kayıp Zaman, Sonsuz Meltem, Ateşin Gelini, Küçük Prens, Çöle Düşen Yıldız gibi kitaplar birçok dile çevrildi ve gerçekten kalemi çok kuvvetliydi ve aynı zamanda Havacılıkla birlikte İstanbul ve tarih merakını da bu kitaplarına yansıttı. Ne yazık ki Mehmet Coral'ı kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Sevenlerine, okuyucularına başsağlığı diliyorum. Bir dönem kendisi de Radikal Gazetesi'nde havacılıkla ilgili köşeler yazıyordu. Ben de merakla takip ediyordum ve keyifle okuyordum kendisini. Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diyorum. Tabii ki kitap demişken Mehmet Coral'ı uğurluyoruz ama bir taraftan da önemli bir kitabı size tanıtmak istiyorum. Bu kitap Erdoğan Menekşe'nin hazırladığı Cumhuriyet Pilotları kitabı. Erdoğan Menekşe dediğimiz zaman gerçekten Türk havacılık tarihinde kendisinin benim açımdan çok müstesna bir yeri vardır. Kendisi model uçak yaparak havacılık sektörüne girmiş, daha sonra işte paraşütçülük, pilotluk yapmış. Aynı zamanda ilk günlerden itibaren fotoğraf makinesini hiç yanından ayırmamış. Ve 1960'lar, 70'ler, 80'ler günümüze doğru birçok havacımızın arşivlerini çok güzel derlemiş. Kendi çektiği fotoğraflarla da buna farklı bir boyut katmış. Gerçekten şövalye havacılarımızdan biri. Aynı zamanda kırdığı dünya rekorları var. Mesafe rekorları, hız rekorları var. Ve bu açıdan da gerçekten kendisi de en azından Türk havacılık tarihinde çok önemli bir yere sahip. Anılarını bu Cumhuriyet Pilotları kitabıyla toparlamış durumda Erdoğan hocamız. Kendisi ilerleyen yaşına rağmen hala aktif olarak uçuşlarını devam ettiriyor. Oğlu da pilot, ailecek pilotlar, kardeş de uzun yıllar pilot olarak görev yaptı. Bu aslında bu kitap bir Türk havacılığının son böyle bir 50-60 yılına da bir taraftan ışık tutuyor. Çok güzel fotoğraflar, belgeler, Türk Hava Kurumu'nun tarihi, Türkiye'deki genel havacılık yani nedir, zirai ilaçlama, hava taksi operasyonları gibi çok böyle güzel detaylar var ve etraftaki de o dönemde görev yapmış havacılar da arşivlerini Erdoğan Menekşe Hoca ile paylaşmışlar. Güzel fotoğraflar kitap içerisine konmuş. Erdoğan Hoca'ya bu kitabı yazdığı için ve Türk havacılık tarihine ışık tuttuğu için çok çok teşekkür ederken bir yandan da bu tarihe meraklı kişiler de bu kitabı alsın diyorum. Evet, bu hafta gündem konusunu videonun başında belirttiğim gibi yaşanan saldırı nedeniyle gazetecik tabirle yıktık. Yeniden çektik. Biraz size geç buluşturuyorum bunlarla ama gelişmeleri bu şekilde sizlere özetlemek istiyorum. Bir sonraki haftada görüşmek üzere derken kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna bakın. Bana sorularınızı lütfen yorum olarak atın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.